Şimdi Ahmet Anapalı, bir canlı yayınında benden bahsetmişsin. Benim bir videomdan da şöyle yakışıklı bir fotoğrafımı alıp paylaşmışsın. Sağ ol, var ol. Şimdi bu videoda 12 dakika boyunca beni anlatmışsın Ahmet Anapalı. Demişsin ki Sedat Peker'in tarih anlatan versiyonu. Gel demişsin. Gel. Bana canlı yayında Lozan'ı öğret demiş. Ben kimlere posta koyuyorum? Bak gördün mü? Görüyor musun? Diye yanındaki arkadaşa dönüp İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı'ya, Cengiz Özakıncı'dan Yusuf Elmas'a Diamond Tema'ya varıncaya kadar meydan okuyorum demişsin. Benim bir tek Allah'ım var, kimseden korkum çekincem yok diye de kitlene bir güzel bağlamayı da çekmişsin. Yine afralı tafralı esip güllemişsin yani. Bak benle yapacağın canlı yayından sonra senin trollerinin yani senin tayfanın yapacağını söyledim şeyi sen daha bu benim olmadığım canlı yayında bile yapmışsın yani. Sana yazdığım ve paylaşabilirsin dediğim cevabın son paragrafını okumuşsun, geçmişsin. Sonra da demişsin ki korkuyor. Korktuğunu kendisi söylüyor demişsin. Geçmişsin öyle. Ama ne yapmamışsın sen o videoda, canlı yayınında? 12 dakika boyunca benden bahsetmene sebep olan sorulara cevap vermemişsin. Yani klasik sizin bu tavırlarınız. Onlar öyle, bunlar şöyle, işte Atatürkçülerin hepsi böyle falan diye konuyu başka yerlere çekmişsin ama sorduğum sorulara cevap vermemişsin. Şimdi benim seninle Lozan'la ilgili konuşmam için oturup senin suratını görmem gerekmiyor. Benim sana karşı kendimi ya da topluma karşı kendimi ispatlamak gibi bir derdim de yok. Ben yıllardır yayınladığım yüzlerce videoyu bir gecede sildim. Atatürk'e karşı hissettiğim utanç dolayısıyla. Bizim mahallede herkesin elinde bir reçete olması dolayısıyla. Herkesin en vatansever, en Atatürkçü, en ultra, süper, über, hiper milliyetçi olmasından dolayı. Sildim. Sen bizim mahalleyi bilirsin. Sizin mahalle daha farklı. Sizin mahallede herkes böyle bir nokta bile olsa bir yorum yazıyor, paylaşıyor, geniş kitleye yayılmasını sağlıyor. Saçtığınız o zehirli bazı bir takım cümlelerin. Özel mesajda yazışırken seninle de söylediğim gibi bak bunu herkes söylemez. Ben seninle hasımım arkadaş. Ömrünün herhangi bir anında, saniyenin mikronda biri kadar bir anda dahi olsa Mustafa Kemal Atatürk'e ağzını eğip büken herkese hasımım ben arkadaş. Canlı yayınında sadece son paragrafını okuyup paylaştığım, diğer kısmını paylaşmadığım bölüm de söylediğim gibi Atatürk aleyhinde yayınladığınız her cümlenin, her videonun karşısında benim bir videomu bulacaksınız sosyal medyada. Çarpıttığınız her konuda bir videomla karşılaşacaksınız. O yüzden beni öyle karşınıza alıp oturtturup demagoji pompaladığınız canımcı, cicimci, efendimci tayfayla karıştırmayın Ahmet Anapalı. Özel mesajlarda da söylediğim gibi senin benimle tarih konusunda konuşacak, uzlaşacak, ortak bir paydada buluşacak hiçbir şeyimiz yok. He, gel ben seni krallar gibi misafir edeyim. Çayımızı, çorbamızı içelim. Herhangi bir konu hakkında. Mesela ekümeniklik hakkında. Senin biraz sessiz kaldığın ekümeniklik hakkında. Bir tarikati devletin bekası olarak lanse edip aktarman, anlatman hakkında oturalım saatlerce konuşalım. Kin kapısı hakkında konuşalım mesela. Trabzon'da yapılan ayinler hakkında konuşalım. Mesela Rum Patrikhanesi'nin patriği ekümenik sıfatıyla uluslararası bir toplantıya gitti. Bunu neden dile getirmiyorsun? Bunun üzerine konuşalım seninle. Bu adam gitti ekümenik sıfatıyla o toplantıda Dışişleri Bakanımızın karşısına oturdu biliyorsun. Bununla ilgili neden bir yorum yapmıyorsun? Bununla ilgili konuşalım seninle. Çayımızı, çorbamızı içerken konuşalım. Ama seninle bir canlı yayına çıkıp Atatürk düşmanı trollerin, ciğeri beş para etmeyecek tiplerin o videoyu kırpıp, kesip, biçip böyle beni madara etmişsin gibi göstermesine izin vermem. Sizden korkan sizin gibi olsun. Tamam. Ahmet Anapalı. Hadi bakalım.